Nazcığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle yapıyoruz. İstersen kendini tanıtıyorsun, ismini, soyadını söylüyorsun, istersen mesleğini söylüyorsun, istersen hiç tanıtmıyorsun, sorunu soruyorsun. Nasıl istersen. O zaman ben direkt soruma geçeyim. Benim sorum aslında bütün yaşanılanların temelini kapsıyor zannediyorum. Tekamül senin için nedir? Şimdi şöyle, tekamülde bir hiyerarşik bir yapı var. Tamam mı? Ben yani evrende varsa bile bir hiyerarşi, diyelim bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir sürü enerji, bir sürü varlık vardır, olabilir, vardır zaten. Yani tek biz olamayız. Kesinlikle. Ama ben o hiyerarşi kısmı ile ilgilenmediğim için tekamülle de ilgilenemiyorum. Çünkü ben şuna, yani kimsenin kimseden daha tekamül etmiş olabilirliğine inanmıyorum. Evet, kendi içinde kendine dönebilir. Yani kendi ile yarıştığı için herkes, hani dışarıda kimse yok. Şunu demek istiyorum, herkesin kendi bir evreni var. Herkes dışarıda gördüğünden kendisini görüyor. Yani bir sürü aynayla kaplı gibiyiz. Sanki sen merkezdesin, ayna kaplı bir odada gibisin. Şimdi aynada mesela diyelim bir gömleğinin eteği kıvrık böyle. Aynada görüyorsun kıvrık olduğunu. Aynada düzeltmeye çalışırsan, nasıl düzeltemezsen, başka bir insanda düzeltemiyoruz. Bunu düzelttiğimiz zaman aynada baktığımızda düzgün görüyoruz. Dolayısıyla biz bunu düzgünsek, bu tekamül etmek midir? Yoksa kendi içine dönmek, özünü bulmak mıdır? Bunun adını bilmiyorum ama tekamül kelime olarak bana işte bu anlamından dolayı, hani mertebe mertebe anlamından dolayı iyi gelmiyor. Çünkü o zaman o bir ayrılık oluyor. Halbuki ayrılık yok. İnsanlar arasında bir birlik var, Bütünlük var. bütünlük var. Peki ben hani bu konuyla ilgili birçok yorum var, birçok fikir var, söylenilen birçok şey var. Tabii sonuçta biz düşündüğümüzü yaratan ve de yaşadığımız hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilen insanlar olduğumuz için senin açından nasıl bunu öğrenmek istemiştim? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.